Efendim herkese iyi akşamlar. Saatler 22. Bundan sonra ayda bir gün, o da her ayın ikinci cuma günü olacak. Saat 22'de Deneyim Konuşuyor programında karşınızda olacağım. Ve çok değerli iki akademisyen hocamla biraz da elim ayağım titreyerek bu programı yapıyor olacağım. Çünkü benim için büyük bir gurur Profesör Doktor Işın Çelebi ve Doktor Mahfi Eğilmez'le aynı platformda ekonomi konuşuyor olmak öyle herkese nasip olan bir iş değil. Hoş geldiniz hocalarım. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz bu güzel iltifatlar için. Sağ ol. Eksik olmayın. Ben yani iltifat değil, işin gerçeği bu. Biz bu programı hem Bloomberg HT ekranlarına taşımaktan ötürü çok mutluyuz. Hem de aslında aylık olarak ele alacağımız bir program olduğu için daha dolu dolu, daha takibi mümkün bir sohbet de gerçekleşecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla söylediğimiz her şeyi bir sonraki ay yine ikinci cuma günü oturup bir gözden geçirip ne oldu ne bittiği de analiz edebileceğiz. Mahfi Hocam izin verir misiniz? Önce Işın Hocam'la başlayıp şöyle bir durum değerlendirmesi yapalım diyeyim. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu ki seçimlerden itibaren elbette aslında bir değişim havası da var. Program değişti. Daha ortodoks bir yapıya dönen bir ekonomi politikası uygulanıyor. İşte faizler hep düşecek denirken faizler arttırılmaya başlandı. Enflasyona yönelik bir çaba sergileniyor durumu da söz konusu. Ama Türkiye'nin elbette baş ettiği sorunları şöyle bir sıralamak gerekirse enflasyonu en başa koyuyoruz herhalde de bu ve diğerleri için sözü size vereyim Işın Hocam. Ne dersiniz? Nasıl bir sıralama yaparsınız? Ben önce dünyanın şu anda içinde olduğu durumu birkaç cümleyle özetleyeyim. Türkiye'yi o perspektiften de bakmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Dünyada globalleşmenin artık rüzgarlarının sonuna gelindiğini hissediyorum. Ve küreselleşme veya globalleşme son 30 yıla damgasını vurdu. Fakat şu anda geldiğimiz noktada dünyada bir bölgesel savaşlar, çatışmalar ön plana çıkıyor. Ve küreselleşme rüzgarı yerine küresel parçalanmaya bıraktığını görüyoruz. Her yerde meşruiyet tartışmaları, arayışları var ve bu yapı Türkiye'yi de etkilediği düşüncesindeyim. Türkiye'de bu dünyadaki gelişimden ve bu küreselleşmenin sona erdiği tartışması da söz konusu. Bu anlamda daha ulusal açıdan bakarak meselelere çözüm getirme ihtiyacı çok net ve dünyadaki bu ayrışma ve parçalanma bizim enflasyon problemimizin bütün bunlara rağmen ve büyüme problemlerimizin dünyadan her şeye rağmen çok etkilendiğini de gösteriyor. Yani dünyada Amerika'daki tahvil fiyatlarının artışı, faizleri belki yukarı doğru itiyor ama dünyada gördüğüm kadarıyla bir yavaşlama süreci başladı ve bu durgunluğun, bu savaşın da etkisiyle bir stagflasyona dönüşüp dönüşmeyeceği görüşü var, tartışması var. Ve petrol fiyatlarının 100 doları geçmesi halinde dünyadaki bu durgunluğun enflasyon artışıyla birlikte stagflasyon sürecini dünyada başlatabileceğini görüyoruz. Mesela Almanya'da 5 iş gününü 4 iş gününe indirdiler ve iflaslar ciddi boyutta. Bunu İngiltere'de de yaşıyoruz. Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinde de yaşıyoruz. O bakımdan Türkiye'de enflasyonu 65-70 düzeyinde devam ediyor. Ve bunun 2024'te aşağı indirilmesi hedefi 33-35 ama bunun bu gelişmeler ışığında zor olacağını görüyorum. Çünkü dünyada bir daralma, Türkiye'de de bir daralmayı etkileyecek ve IMF'in yaptığı çalışmalarda dünyanın büyüme hızının 3,5'tan 3'e düşeceğini görüyoruz.
Ve bu tablo Türkiye'de üçlük bir büyüme hızının olduğunu varsayarsak 2024'te enflasyonun da kolay kolay 40'ın altına düşebileceği kanaatinde değilim. Hocam enflasyon tarafına daha detaylı olarak da gireceğiz. Şimdi IMF'nin yeni Dünya Ekonomik Görünüm raporu açıklandı. Zaten Türkiye için %4'ü koruyor 2023'te, 2024 için de 3.25. Ama dünya için büyüme beklentisini düşürdü 2.9'a, yanlış mı hatırlıyorum? 3'e indirdi, doğru söylüyorsunuz. Evet, yani size verdiğim tablolarda da var o. Evet hocam, o tablolara da detaylı olarak gireceğiz. Ben müsaadenizle size şunu hemen sormak istiyorum. Bu bahsettiğiniz çerçevede siz 2024'te enflasyonun nerede tamamlamasını bekliyorsunuz? %40'ın üzerinde tamamlayacağını düşünüyorum ve kuru da dünyada daralma Türkiye'nin ihracatını da etkileyecek ve kuru yukarı doğru çekecek. Yani dolar kuru yıl sonu itibariyle geldiği noktadan 2024'te birkaç basamak daha yukarı çıkacak. Dövizi bastırma politikası 2021'de, 22'de, 2024'te tutmayacak. Çünkü o elbiseye sığmayacak Türkiye. Yani hem cari işlemler açığının artma ihtimali gündeme gelecek ve Türkiye ihracatını istediği ölçüde ki %50'sini Avrupa Birliği ülkelerine yapıyor. Biraz önce söyledim, Almanya'da müthiş iflaslar başladı. 5 iş gününü 4 iş gününe indirdi. Türkiye'den ihracat da düşebilir. Ve ihracatın düşmesi yeni pazarlar bulma ihtiyacını da ortaya çıkarıyor. Bu kuru da yukarı çıkaracağı gibi cari işlemler açığının artması kuru da etkileyecek. Bu bakımdan 2024 yılı özellikle Nisan ayından sonra daha daraltıcı politikaların uygulandığı, daha ortodoks politikaların, biraz önce sizin söylediğiniz, uygulandığı bir süreci bize haber veriyor. Peki. Yani o acı reçete giderek acı dozunda artış görecek herhalde yerel seçimlerden sonra. Hocam döneceğim size, IMF'nin raporuna detaylı bakacağız. Mafi Hocam katılıyor musunuz Işın Hocam'a, özellikle ya enflasyonun seyriyle ilgili olarak şu da söyleniyor çünkü. Yani Mayıs ayında bir pik yapar. Mehmet Şimşek de daha henüz yeni açıkladı bunu. Haziran'dan itibaren düşüş eğilimine doğru geçer. Nasıl olur bu hocam? Yani şu anki gidişat bunu mümkün kılacak gibi duruyor mu? Duruyor. Evet. Şöyle duruyor. Bizde yani bundan evvelki şeye de bakarsak 9'luk, 8'lik, 7'lik, 5'lik neyse böyle enflasyonlar yaşadık aylık bazda. Bunlar tekrarlanmayacağı için önümüzdeki yıl o aylarda baz etkisiyle. Baz etkisiyle diyorsunuz. Evet, Türkiye'de daima baz etkisiyle düşüyor enflasyon. Yani bizim ilave bir katkımız pek olmuyor. Pek fazla olmuyor. Ben Işın Hoca'nın dediklerine katılıyorum. Önümüzdeki dönem, aslında bundan önceki dönem de öyleydi. Yani son birkaç yıl büyüme ile enflasyon arasındaki, İngilizcesi trade-off, Türkçesi işte ne diyoruz bilmiyorum. Ödünleşme. Ödünleşme dendi ona. Hocam siz bunu 9 Ekim'deki yazınızda da ele almıştınız. Ödünleşme. Ödünleşmeyi çözemiyor dünya ve burada bir karar vermek lazım. Yani dünya da çözemiyor, biz de çözemiyoruz. Yani büyümeyi yukarıda tutayım isterseniz, hı hı, o zaman enflasyon yükseliyor. Neden? Çünkü büyümeyi yukarıda tutmanın şeyi, yolu biraz kamu harcamalarını arttırmak, vergileri düşürmek, değil mi? Biraz parayı bollaştırmak ki evet, büyüme oradan etkilensin. Enflasyonu düşürmenin yolu ise bunların tam tersi. Kamu harcamalarını kısacaksınız, ısrafı önleyeceksiniz, işte vergileri arttıracaksınız gibi bir takım önlemler alacaksınız ki enflasyon düşsün. Bu iki çelişkiyi, bu ikisi arasındaki çelişkiyi çözmek kolay değil. Türkiye bunu becerdi. Ne zaman becerdi? 2003 ile 2010 arasında becerdi. Nasıl becerdik biz bunu? Bunun bir tek çözüm, bir tek yolu var. Beklentileri iyileştirmek. Yani insanlar geleceğe dair olumlu beklentiler taşırlarsa hem büyüme normal yerde durabiliyor hem de enflasyon düşebiliyor. Biz bunu bizzat Türkiye'de yaşadık. O IMF programı sırasında yaşadık. Becerdi Türkiye bunu. Ama bunu şimdi becerebilir miyiz? O kadar kolay değil bu artık. Bir kere dünyada farklı bir ortam var. Çok farklı şeyler oluyor. İkincisi de
bizim o güven ortamını yeniden yaratabilmemiz o kadar kolay değil. Çünkü o zaman unutmamak lazım. Türkiye bankacılık reformunu yaptı. Kamu mali disiplinini sağladı. Bütçe açıklarını düşürdü. Borçlanmayı azalttı. Bunlara paralel olarak kamu az borçlanınca faizler düştü. Enflasyon zaten düşüşe girmişti. Bütün bu ve Avrupa Birliği'yle tam üyelik müzakeresi evet. Çok kritik bir nokta. Çıpalar vardı birden fazla. Yani, IMF programı uygulanıyordu. Ödev yapılmazsa evet. Ya ödeme 2005 yapılmıyordu. 2005 sonunda biz Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakeresine başladık. 2006 yılında sadece bir yılda evet. Türkiye'ye 22 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girişi oldu. 1923'ten 2005 sonuna kadar giren doğrudan yabancı sermaye miktarı 15 milyar dolar. Bir yılda onun %30'u kadar fazlası girdi bu nedenle. Biz bunları kaybettik. Şu anda bunları yeniden oturtmamız çok zor. O nedenle beklentileri düzeltmemiz çok kolay değil. Süratle bu yapısal reformlara girmemiz lazım ki, yani tek başına benim bir lafım var, hep kullanıyorum. Faizi yanlış set ederseniz, yani enflasyonun altında set ederseniz, ekonomiyi batırabilirsiniz. Nitekim biz o noktaya getirdik işi. Fakat doğru yaparsınız, doğru düzenlerseniz ekonomiyi kurtaramazsınız. Onun yanına mutlaka bir şeyler koymanız lazım. Hı hı. Faiz çok kritik bir şey. Biz bunu yaptık. Yanlış set ettik. Ekonomiyi iyice çökerttik. Şimdi tek başına faiz arttırmayla bu olmuyor. Yanına mutlaka bir şeyler koymamız lazım. Bir şey daha ekleyeyim, bitireyim izin verirsen. Ve bu ekleyeceğimiz şeyler çok da ekonomiyle ilgili değil. Mesela hukukun üstünlüğünü mutlaka yargı bağımsızlığını buraya koymamız lazım. Hadi ötekileri saymayayım ama bundan başlamamız lazım bizim. Bundan başlamadığımız sürece arkası gelmiyor. Çünkü yabancı buraya baktığı zaman ya önce senin hukukuna bakıyor. Şimdi pek çok arkadaş diyor ki ben bunu deyince kardeşim Çin'de hukukun üstünlüğü mü var? Hayır yok ama 100 yıldır yok. Şimdi Çin'de hukukun üstünlüğünü oraya getirsen bir şey değişiyor diye kaçabilirler. Korkabilirler. Anlatabiliyor muyum? Yani adamın bir istikrarı var. Bizde o yok. Bir böyle diyoruz. Bir batılı mı olacak? Avrupa'ya mı gidelim diyoruz. Sonra biz yok Orta Doğu'luyuz diyoruz. Sonra vazgeçiyoruz. Şangay Beşlisi'ne mi girelim diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir istikrar yok toplumda. Onun için bu önemli bir olay. Hocam Davos'ta, son Davos'taki tema malumunuz bölgeselleşme. Hani evet. Küreselleşmeden artık bölgeselleşmeye dönüyoruz hikayesiydi. Orada da bu çok konuşuldu. Nereye ait olmak istediğiniz, ihtiyaçlarınız ve karşılıklı alışverişinize bağlı gibi duruyor. Biraz önce Işın Hocam'ın bahsettiği, aslında girizgah yaptığı o jeopolitik riskler de Rusya-Ukrayna savaşı, şimdi İsrail-Filistin çatışmaları, maalesef insani boyutu zaten yüreğimizi yakıyor, onu bir kenara koyuyorum. Ama ekonomik ve iktisadi açıdan da ticari yapıyı dünyada topyekün değiştirmeye aday bunlar. Şimdi Işın Hocam biraz önce bahsettim. Yani biz bir yandan Türkiye'nin o kaybettiği güveni yeniden tesis etmeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Bir yandan büyüme modelimizi iç tüketimden yatırıma ve ihracata yöneltmeye çalışıyoruz. Ama dünya buna ne kadar izin veriyor? Bence dünya izin vermiyor. Ha işte şu IMF notlarına şimdi bir girelim istiyorum. Tam da yeridir. Dünya izin vermiyor çünkü bölgesel savaşların ötesinde bölgesel kutuplaşmalar da ön planda. Hı hı. Yani Rusya, Çin, Kuzey Kore, buna karşılık Amerika'nın Pasifik'teki etkinliğiyle Japonya, Güney Kore, Hindistan bir başka dünya. Avrupa Birliği bir başka dünya. Avrupa Birliği kendi içinde üçe bölünmüş vaziyette bir eski yediler. Almanya, Fransa, İtalya bir yanda. Bir yanda Balkan ülkeleri, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve yani büyümenin en önemli unsuru üretimi ve verimliliği arttırmaktan geçiyor. Ve teknolojinin yaşadığı değişimi kullanmaktan geçiyor. Türkiye'nin teknoloji ihracatı toplam ihracat içindeki payı %1 civarında. Ve bunun %15'e çıkması lazım ki Türkiye teknolojisini bir nevi ihraç edebilir hale gelsin. Ve bu üretimi ve verimliliği arttırdığı ölçüde enflasyonla baş edebilirsiniz. Enflasyonu üretimi ve verimliliği arttırmadığınız sürece sadece mali politikalarla
götürmemiz mümkün değil. İşte mali politikalarla gelirleri arttırıyorsunuz ama ne yapıyorsunuz? Gelir dağılımında beraberinde alt üst ediyorsunuz. Gelir dağılımının bozulduğu bir süreçte verimlilik de sağlamak mümkün değil. Ve en üst gelir grupları toplam gelirin yaklaşık %56-57'sini alırken en alt gelir grupları %20'si civarında toplam gelirin %25'i civarında payını alabiliyor. Bu çalışanların da verimliliğini etkiliyor. İşte dün işsizlik oranları açıklanıyor. İşsizlik oranı hemen hemen aynı noktada kalıyor. Acaba bu rakamlar ne kadar bize doğru söylüyor? Yani biz Türkiye'de enflasyonla mücadeleyi üretim artışı ve verimliliğin üzerine oturtmadığımız sürece enflasyon baskısını hafifletemeyiz. Bu ihracatımızı da etkiliyor aynı evet. zamanda. Çünkü dünyada bir daralma bizim ihraç mallarımızdaki fiyatların dolar bazında gerilemesine de yol açıyor. Ve bu bizim cari işlemler açığımızı da yukarı çekiyor. Cari işlemler açığı arttıkça ithalattaki maliyetleriniz de artıyor. Bu anlamda ben Türkiye'nin dünyayla entegrasyonun ötesinde bir kendi gerçek bir stratejik plana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Türkiye 2024'te, 25'te, 26'da hakikaten orta vadeli planda uygulanması istenen büyüklüklere ulaşabilecek mi? Bu çok önemli bir tartışma. Bana göre ulaşamayacak. Çünkü nerede tıkanacak hocam? Verimlilik sağlayamıyor. Verimlilik sağlayamıyor. Bu bence çok önemli. Ve teknolojik gelişmeyi temin edemiyor. Türkiye'nin ciddi handikapları var bu anlamda. Bir örnek vereyim, hiç aklınıza gelmeyecek bir örnek. İklim değişikliği Türkiye'yi o kadar derinden etkiledi ki Dicle ve Fırat'ın sularında yaklaşık %40'a varan bir kuruma kuraklık oluştu. Ve suyun verimli kullanımını sağlayacak bir sistem yok. Büyük şehirler susuzluk sıkıntısıyla karşı karşıya. Bu ekonomiyi de ve endüstriyi de etkiliyor. Endüstrileşmeyi de etkiliyor. Ve bunu çözecek bir proje, bir plan, programı yok Türkiye'nin. Tarımı etkiliyor. Tarımı yani, etkilemesinin ötesinde bu sular, yeraltı suları yeterince verimli değerlendirilmediği için çok önemli bir kaynak. Kalkınmayı nasıl sağlayacaksınız? İnsan kaynaklarıyla beyin göçünü tersine çevirerek artı su gibi temel bir kaynağı verimli kullanmaktan geçiyor. Bunu denize akıyor bu su boşu boşuna. Bunları borularla taşıyacak sistemler kurmanız gerekiyor. Türkiye bunları oturup düşünmesi lazım. Büyümenin kalitesi buralardan geçiyor. Hocam IMF'nin iki tane grafiğini paylaştınız benimle yayından önce. Bunlardan bir tanesi 2025 yılında da küresel çapta enflasyon yüksek kalacak ve remain elevated dediği yüksek kalacak grafiği. Diğeri de IMF'nin bu sıkılaşma devam ettiği müddetçe ve sıkılaşma ısırdığı için ifadesini kullanıyor. Tightening starts to bite demiş. Burada da büyümeyi baskılamasından bahsediyor o parasal sıkılaşmanın. Bize biraz özetleyebilir misiniz? Tabii, her ikisi için de ne beklediğinizi? IMF'i bir veri kuruluşu olarak kabul etmiyorum. Yani bunu IMF'i söylediği her şey doğru anlamında da söylemiyorum. Ama elimizde son dünya çapındaki istatistiklerden biri IMF'in Outlook'u. Oradaki Statista dünyanın en önemli istatistik değerlendirme kuruluşu ve ben orayı çok yakından takip ediyorum. Orada gördüğüm kadarıyla büyüme 3,5'tan 3'e düşüyor ve ülke bazında incelediğiniz zaman 2023'ten 2024'de büyümenin azaldığını ülke bazında da yaşıyoruz. Bu yapı dünyadaki daralma bizim gibi gelişmekte olan ve ihracata dayalı bir getiriye ihtiyacı olan ülkelerde ve cari işlemler sorunu Türkiye gibi geleneksel problemi olan ülkelerde ciddi sıkıntı yaratabilir. Ve o sıkıntıyı görmemezlikten gelerek gelecek planlarını yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Yani dünyayı iyi okumak, iyi anlamak ve bu süreçte Türkiye ne gibi tedbirler alabilir? Örneğin petrolün fiyatı $100 olursa varili ne gibi tedbirler alacağız?
güneş enerjisi ve rüzgar enerjisini daha mı aktif kullanacağız? Fosil yakıtların bu kadar fiyatının artması Türk ekonomisini ne kadar nasıl etkileyecek? Bunları çok iyi analiz edilmesi lazım. Evet. O büyümede en önemli şeylerden biri enerji fiyatlarının yükselmesi. İkincisi gıda fiyatlarının yüksekliğinin devam ediyor olması. Bu problemler gıda fiyatları yükselirken tahılda dahil bir açlık tehlikesiyle dünya karşı karşıya kalabilir. Hocam ya orada da çelişkiler geliyor hep benim aklıma nedense. Ya FAO'ya baktığınızda gıda fiyatları düşüyor. Ha, Türkiye'ye baktığınızda çıkmaya devam ediyor. Dünya fiyatlarında da gıda ve enerji fiyatları yükselmeye devam ediyor. O raporlarda görüyorsunuz. Beklenti yükseleceği yönünde. Doğrultuda. Yani evet ama son verilere baktığımızda bir iniş trendi sanki başladı gibi değil mi gıdada? Bizde tersi. Şimdi bu arada yine hocamın paylaştığı grafikten yola çıkarak biz yine Hindistan'la herhalde rekabet içine gireceğiz gibi duruyor. Büyüme tarafında Hindistan çünkü ön planda bir kez daha. Ben burada 2023 için 6.34 gibi okuyorum şu hocam grafikten. Şu anda zaten 6 küsurlarda. Evet, öyle gibi okuyorum. Mahfi hocam, şimdi dünyada durum bu. Ben siz biraz önce bahsettiniz diye onu biraz daha deşmek istiyorum müsaadenizle. Üstüne bir de petrol ve yani enerji ve gıda fiyatları da eklendi. Şimdi büyüyerek gidiyoruz aslında konu başlığı olarak. İsrail-Filistin çatışması bizim coğrafyamıza çok yakın. Ekonomik anlamda bizi nasıl etkiler diye insan düşünmeden edemiyor. Bir an evvel sulh gelsin elbette çözülsün ama ola ki uzarsa bunun bir yayılma durumu söz konusu olursa biz nasıl etkileniriz bundan? Çünkü biz Avrupa'da talep daralıyor diye birçok ihracatçı firmamız yönünü Orta Doğu'ya çevirdi. İşte Mısır'ından, Suudi Arabistan, Suriye bir sürü iş yaptığımız bölgelerde şimdi yeniden bir sıkıntı var. Ne dersiniz? Yani etkilenmememiz mümkün değil. Mutlaka etkileneceğiz. Tabii bu biraz şiddetinin artmasına da bağlı. Diğer ülkelerin bu işe ne kadar girip girmeyeceğine de bağlı. Sürenin ne kadar olacağına bağlı. Fakat değişik bir şey yaşıyoruz sevgili Didem. Yani son dönemlerde bu küreselleşmeyle birlikte gelen bir şey diye bakıyorum hadiseye. Eskiden bu tür olaylar bütün piyasaları çok olumsuz etkilerdi ve bu uzun sürerdi. Yani dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir olay olsa bu çapta olmasına bile lüzum yok. Böyle işte uzun sürerdi bu işler. İşte bono piyasası, bilmem borsalar, altın piyasası, döviz bunların hepsi alt üst olurdu. Bütün dünyayı etkilerdi. Çapına göre tabii. Çok küçükse tabii olmayabilirdi. Ama mesela bir Rusya-Ukrayna savaşı dünyayı alt üst ederdi. Hele böyle karşılıklı işte ben sana doğalgaz satmayacağım, sen bana ambargo koydun falan olayları geliştiğinde dünya alt üst olurdu ve bu uzun sürerdi. Şimdi böyle olmuyor. Onun için bu olay da etkileyecek bizi ama ben bunun çok uzun süre etkileyeceğini zannediyorum. Piyasa çok değişti. Çok ilginç bir yer oldu. Ya bir süre insanlar bakıyorlar. Hatta işin insani boyutu da unutuluyor bir süre sonra. Çok kısa bir süre sonra unutuluyor hem de. Yani yazılıyor, çiziliyor, sosyal medya yazıyor filan ama piyasalara dönüp baktığımızda herkes kendi işine dönüyor. Ve şeyle ilgili bana gelen mesela soruların %90'ı hocam biz borsadayız nasıl etkileniriz? Bunu, herkes bunu soruyor. Dolayısıyla hani çok böyle piyasa bağımlısı hale geldiğimiz için olayların ciddi bu bir yandan iyi bir çok kötü bir şey. Bir yandan iyi bir şey. İyi bir şey olmasa hani piyasalar çok etkilenmiyor diyebiliriz ama çok kötü bir şey. Herkes insanlığından çıktı. Yani olayın insani boyutunu falan bıraktık. Bizim mallar ne olacak? Altın düşerse acaba köşeyi döner miyiz veya batar mıyız? Evet. Buraya geldik. Hocam o kadar uzağa gitmeyelim. Biz çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Mesela orada da böyle oldu. Yani aşağı yukarı. Ve borsa yani açık kaldı. İçimizde, içimizde oldu evet. Yani. Ona rağmen yani çok aldırmadan gittik. %100... Çok ilginç bir şey. Ben buna piyasa aldırmazlığı diye bir isim taktım hatta. Aldırmıyor insanlar. Evet. Kanıksadılar. Eskiden böyle değildi. Bir şey daha ekleyeceğim buyurun buraya. Hocam. Bu buyurun. Deminki meseleyle ilgili. Şimdi büyüme düşecek. Bütün dünyada düşecek. Belli ki zaten düşüyor da. Türkiye'de de düşecek. Fakat şöyle bir geçmişe baktığımız zaman bir vefat etti.
5-6 sene oldu. Madison diye bir İngiliz tarihçi var, iktisat tarihçisi. Bu adam böyle meraklı bir adam, deli gibi bir adamdı. Oturdu böyle milattan itibaren bütün ülkelerin ve bütün dünyanın gayri safi yurt içi hesapladı bu adam. Tek tek. Bugünkü Türkiye'yi, işte o güne Osmanlı'nın şeyi, Selçuklusu neyse. Bütün ülkeler için ama. Adam bütün ömrünü buna verdi. İşte nüfusunu hesapladı, gayri safi yurt içi hesapladı, kişi başına gelirini, ticaret hacmini falan. Müthiş bir proje. OECD de destekledi bunu. Bu adamın şeyine baktığımız zaman şöyle bir şey çıkıyor. Yani elimizde işte %80-90 arasında doğruluk şeyi olan bir veri çıkıyor elimize. Bu veri şöyle bir şey söylüyor. Birden, yani milattan bir tarihinden, aşağı yukarı 2000'lere kadar dünya kabaca 50 trilyon dolarlık bir gayri safi yurt dışı hasılası yaratmış. Yani en sonda vardığımız yer 2000 yılda 50 trilyon yılda üretim yapabiliyor dünya. Ya da gelir yaratıyor ya da harcama yapıyor. Hepsi birbirine eşit biliyorsun. Yapıyor. 2000 ile 2023 arasında 100 trilyon dolara çıktık. Yani burada bir anormal bir zorlama var. Bu belli, yani dünya bu kadar büyümemesi lazım. Bunu getiren olay da bu finansal mühendislik denilen olaylar. İşte onun türevi, bunun bilmem nesi. Yok işte bankaların kaydı paralar yaratması falan filan derken böyle reel dünyadan kopuk bir bambaşka dünya yarattık. Başımıza gelen belalar biraz bundan. Kızılderililerin öyle bir lafı vardır. Çok hızlı gittim, ruhum beni geçti mi der. Öyle bir laf var. Bu da bunun gibi oldu. Yani çok hızlı gitti dünya ve şimdi bunun ceremesini çekiyoruz. Bu düşecek. Bunu böyle götürmeye ne bu çevre buna müsaade ediyor, ne bu insan kalitesi buna müsaade ediyor, ne bu verimlilik buna müsaade ediyor. Bu duracak yani. Bir topyekun bir gözden geçirdi. Yani belki biz de dönüp büyümeyi, aynada kendimize yani bakma zamanı geldi dünyada. Daha fazla zorlayamayacağımız bir yerdeyiz. Evet. Görebildiğim kadar. Bütün dünya için geçerli bu dediğim. Müsaadenizle bir kısa reklam arasına gidelim mi? Hadi reklamlardan sonra Deneyim Konuşuyor devam edecek. Deneyim Konuşuyor devam ediyor. Bu arada ben hocalarımla birlikte sohbet devam ediyorum. Tabii ki Işın Çelebi Hocam ve Mafi Elmes Hocam. Sizler de paylaştığınız soruları merakla bekliyorsunuz. Ben de onlara değiniyor olacağım efendim. Müsaadenizle tabii. Birkaç tane çok da güzel soru var. Kenan Bey demiş ki Didem Hanım, bizim neler sormak istediğimiz konulara hakimsin. Zaten sorarsın, bize bırakmazsın. İyi yayınlar demiş. Sağ olsun, eksik olmasın. McNamara Rumuzlu izleyicimiz diyor ki, kaos en basit tanımı ile düzensizliklerin düzene girmesi halidir. Türkiye ekonomisindeki durum kaos mudur diye ben sormuş. Ben biraz daha farklı tanımlıyorum hocam, neden bilmiyorum. Buyurun ama lütfen. Güzel bir tanım, yani düzensizliklerin düzene girmesi. Ben şey diyorum, irrasyonalitenin rasyonelleşmesi. Yani bizim attığımız adımların çoğu irrasyonel, rasyonel değil. Yani mesela enflasyonla mücadele ederken faizi indirmek rasyonel bir adım değil. Mehmet Şimşek de söyledi zaten bunu. İrrasyonel bir adım. Fakat bu irrasyonellikler çok tekrarlanınca Türk insanı bunları rasyonalize etmeyi öğreniyor. Yani sizden bir sonraki adımın gene bir irrasyonel adım olduğunu bekliyor ve ona göre tavır alıyor. Ama böyle olduğumuz için de biz bir türlü toparlanıp işi ileriye götüremiyoruz. Yani hep böyle yanlış bir adım bekliyoruz, ona göre tavır alıyoruz. Enflasyon artıyor, faiz, şimdi Amerikalı'ya sorsan faiz artar der, Alman'a sorsan o da öyle der. Biz faiz düşer diyoruz, faiz düşene göre kendimizi ayarlıyoruz, hakikaten faiz düşüyor. Hı hı. Bir türlü de olayı toparlayamıyorsun o yüzden, ama kaos tanımını da kaos beğendim ve yani Türkiye'ye uyarlamasını. Size de sorayım o zaman hocam. Şöyle bir soru gelmiş. Safa Bey zannediyorum. Benim rumuzlarla pek aram yok, öyle böyle rakamlar falan oluyor ya peşinde, iyice zorlanıyorum ama. Safa GNC 61 rumuzlu izleyicimiz.
Diyor ki Türkiye ekonomisi bir gemi olsa bu geminin durgun sularda emniyetli bir limana ulaşabilmesi için dümenin başında kimin olduğu ne kadar önemli, velev ki dümen kırık ise demiş. Şimdi aslında buna ben şunu da eklemek istiyorum Işın Hocam. Biraz önce konuştuğumuz o güven erozyonunun aslında yeniden tesis edilmesi için bir belli bir yol alındığını ben en azından piyasa tarafında bunu gözlemleyebiliyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek'in gelmiş olması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan'ın gelmesi ve ardından liyakata uygun atamalarla ekibi şekillendirmiş olmaları ve de elbette hani ortodoks adımlara doğru ilerleyip faiz arttırımları konusunda enflasyonla mücadelede ciddi duruşlarını telkin etmeleri ve bunu da uluslararası platformlarda gidip yatırımcılarla paylaşmış olmaları ve paylaşıyor olmaları o güveni yavaş yavaş tesis ediyor. Ama bu soru önemli. Ya dümenimiz kırık olabilir mi? Yani şimdi burada gemi örneğinden hareketle bir şey söylemek istiyorum. Depremle. Depremde geminin dümeni kırıldı ve düzelmedi aslında. İnsanlar o şartlarda yaşamaya ve mutlu olmaya gayret ettikleri için o kadar yoksulluk ve sıkıntı içinde örneğin Hatay'da su içecek su bulamıyor insanlar hala bugün. Yani gemi hem kırık hem su alıyor ama insanlar da mutlu olmaya çalışıyor. Bunu da olağan karşılamak lazım ve o bölgede ne kadar güvenlik problemi azaldı o da bir başka soru. Yani biz Türkiye'de İstanbul'da yaşayıp İstanbul'a göre analiz yapmamamız lazım. Yani Türkiye'nin geneline bakıp Türkiye'de olup biteni iyi değerlendirmemiz lazım. Bence Türkiye'de inşallah her şey iyi gider, enflasyon istendiği gibi düşer. Ama geminin dümeni sağlıklı çalışıyor mu ondan çok emin değilim. Yani bunu söylemek doğru değil. Ama piyasalara baktığımızda neden piyasalar iyi geliyor? Dolarda reel olarak gerileme var. Getirisinde Türk lirası kredilerin, mevduatın vesairenin getirisi negatif. Bir tek borsanın pozitif. Borsa şu anda getiri olarak tek pozitif alan borsada. Ya biraz alternatifsizlik var sanki alternatifsizlik orada. Alternatifsizlik var işte onu söylüyorum. Tabii. Bütün elinizdeki piyasa araçları negatif getiri var ve bir tek borsada. Borsayı da küçük bir azınlık 1 milyon 2 milyon kişi. Hocam 7-8 milyona çıktı yatırımcı sayısı borsada. Hisse senedi alan insan sayısı 7-8 milyon diyelim ama bunlara toplam nüfus 85 milyon. Ve insanlar borsadan dolayı mutlu oluyor. Ben borsanın pozitif olmasından da yani reel getirisinin yüksek olmasından da memnunum. Ve borsanın genişlemesinden de çok memnunum. Çünkü sadece banka kaynaklarına ve kredi kaynaklarına bağımlı kalmadan şirketler kendilerine toplumun kaynaklarından kaynak temin ediyorlar. Biraz tabana yayılması konusu var ama tabii hocam çok haklısınız aslında hisse senetleri yatırımı gelişmiş sermaye piyasalarında biraz daha temettü gelirine dayalı ortak oluyorum hissiyatına dayalı hatta uzun vadeli emeklilik sistemlerinden tutun da bizim şirkette çalışırsanız hisselerimize de ortak olursunuz gibi bir takım böyle motivasyonel bir yapıya kavuşmuş durumda. Türkiye henüz bu işin başında değil mi Mahfi Hocam ne dersiniz? Ben izin verirsen seni bu çok güzel çok beğendim şeyi. Yani bir şey söyleyeyim mi? Buyurun tabii. Türkiye'de yalnız bir teknokrat hükümetin kurulmuş olması da insanları daha umutlu hale getiriyor. Yani bakanların çoğu teknik ekiplerden gelen, liyakat içinden gelen arkadaşlardan oluşuyor. Bunu da bir pozitif not olarak düşmekte bizim sorumluluk anlayışımıza uygun bir davranış. Onu da belirteyim. Peki, özür dilerim. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Hocam ne demek? Buyurun. Bu senin dümenci ile dümen, kırık dümen benzetmen hoştu. Onu benim benzetmem değildi ama beğenmenize sevindim. Yani dinleyicimizin benzetmesi. Kimin benzetmesi bilmiyorum ama güzel bir benzetme. Oradan ben giderek bir şey söylemek istiyorum izin verirsen.
teknik konulara siyasetin girmemesi lazım. Yani bizim en ciddi sorunumuz bu. Bir konu teknik bir konuysa siyasetin buradan uzak durması lazım. Yani para politikası teknik bir konudur. Siyasetin asla girmemesi lazım. Zaten merkez bankalarının bağımsız olmasının nedeni de siyasetin bu işe girip kendi menfaati için para bastırmasını önlemekten kaynaklanıyor. Girmemesi lazım. Girmediği ülkelerde mesela Fed'e bakıyorsun Amerika'ya, işte İngiltere'ye, Fransa'ya, Almanya'ya gayet güzel gidiyor. Bizde böyle olmuyor. Hep biz şahıslarla bağlıyoruz işi. Filanca geldi, bak şimdi biraz bağımsız oluyor. Bu olay bir sistem olayı. İzin verirsen çok kafa yorduğum bir şey de söylemek istiyorum. Lütfen, tabii ki. Mesela ben onu söylüyorum. Bizim voleybol kadın milli takımımızın... Ay onları bir tebrik edelim bir kez tebrik daha ediyoruz. Hocam. Canı Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Ama, yılında. Evet. Müthiş bir başarı. En gurur duyduğum gelişme, en mutlu olduğum gelişme... Ve bu yeni bir sultanları. Olay değil. Yıllardır oradalar onlar. Yani genç kızlar dünya şampiyonu oluyor. Şu anda 7000 tane yıldızlar, genç yeni kız girer. Liselerden yetişiyormuş. Evet. Bu da iyi. Çok önemli. Ama şey, öteden beri de bu vardı. Kadınların yani bu Türkiye 20, Cumhuriyeti'ne sahip çıkmasını da göstergesi. 20 yıldır var bu. Biz şimdi ya oldu diye fark nasıl ediyoruz. Nasıl başardılar hocam? Ya bu şeyle başladı. Yani bu kızlar girdiler, ettiler. İşte bu çok iyi bir federasyon vardı. Hı. Eskiden de öyleydi, şimdi de öyle, harika. İkincisi, bu biraz ağır olacak ama söylemek zorundayım. Buyurun. Bu voleybol işinde çok fazla para yok. Futbol gibi, basket gibi değil. Çok popüler de değil. Dikkat edersen dünya şampiyonu oluyorlar. Şurada yer alıyor. Fenerbahçe kimi satın almış, o en başta yer alıyor futbol. O nedenle siyaset bu işe ilgi duymadı. Öyle tahmin ediyorum. Ama Fenerbahçe ilgi duydu hocam. Yok işte onun kaç için zaten en başta. Kaç tane oyuncusu var milli takımda. Ama bu voleybola, diğer takımlarımızdan duydu. Da tabii. Voleybola girmedikleri için bence siyaset girseydi böyle olmazdı. Teknik bir konu, girmediler ve bu kızlar geldi şampiyon oldu. Erkekler de fena değil. Bakma yani basketle ve futbolla karşılaştırırsan orada da işte Avrupa Altın Ligi'ni aldılar falan filan, iyi gidiyorlar. Ya bence olay bu. Bu dümen işi de böyle. Yani konu teknik bir konuysa, dümencin de doğruysa karışma artık. Bırak, adam götürecek bunu yani işte. Bu olayı o sürükleyecek. Borsa meselesine de bir cümle eklemek Buyurun. İstiyorum. Çok uzattım biliyorum ama. Yok yok. Borsanın tabii yükselmesi hepimizin çok desteklediği iyi bir şey. Yani firmalarımız hakkını bulsun, layığını bulsun. Fakat faizden zorlayarak yapılması çok şey değil. Yani faizi düşük tuttuğun zaman gidecek yer kalmıyor, borsaya gidiyor. Faiz normale çıktığı zaman acaba borsa böyle devam edebilir? Burada benim kuşkum var. Değerlemeler açısından haklısınız hocam. Yani hani hep enflasyonist bir ortamda, faizlerin çok düşük kaldığı bir ortamda insanlar ya paralarını gitti. Koruyabilmek için borsaya, ya konut aldı. Hatta konut aldı, araba aldı, motosiklet aldı. Yani borçlandı. Hiçbir şey kalmadı. Otomobil, borçlandı. Otomobil satışlarına bakıyorsun, rekorlar kırıyor. Evet. Çünkü neden? Eskiden 4-5 yılda bir arabasını değiştiren insanlar bu kadar yüksek enflasyonda ve faizde mevduatta para kazanamadığı için ne yapıyor? Arabamı değiştireyim diyor. Çünkü seneye alamayabilirim, çok yükseliyor. Böyle bir suni şey yarattık yani. Beni rahatsız eden o. Yani refah hissi. Yani evet. Hayır, refah hissi de değil. Şimdi parasını mevduata yatırsa %40 mevduat faizi alıyor. Enflasyon 60. Onun kafasındaki enflasyon 150 aslında. Adam diyor ki yani ben paramı buraya faizi de koysan enflasyonun yarısı kadar para kalmıyor bana. Gideyim bari arabamı değiştireyim diyor. Borsaya gireyim diyor. Çünkü öyle bir talep olunca da tabii bu yükseliyor. Herkes de kazanıyor. İyi kazansınlar yani, bir şey demiyoruz yani. Biraz sana. Daha rekabet ortamı kızışırsa, yani rekabet ortamı kızışırsadan kastım borsaya alternatif yatırım alanları doğarsa, ki TL'yi değerleştirmeye yönelik bir takım adımlar atılacağında vurgusu sürekli yapılıyor. Dolayısıyla o zaman herhalde biraz daha şirketlerin geleneksel olarak performanslarına, bilanço yapılarına, kar marjlarına, EBITDA'larına vesaire bir daha dönüp bakmaya daha başlayacağız sanki, değil mi hocam? SPK yönetimi şu anda daha geçmiş yönetimlere göre daha ciddi ve daha dikkatli. Çok SPK yönetimi olunca tabii. Ve o bakımdan ben ekonomi yönetimini daha teknik kapasitesinin yüksek olduğunu görüyorum. Kesin doğru. Ama bir soru var. Maliye politikaları maalesef parasal politikaların önünde cereyan ediyor. Bunu sıkıntı olarak görüyorum. Yani vergi
dolaylı vergilerle para toplamak ekonomiyi de sıkıntıya sokuyor. Ciddi bir vergi reformuna ihtiyaç var ve para politikasını destekleyen bir vergi reformuna ihtiyaç var. Para politikası maliye politikasının altında ve onu destekleyen bir yapıda. Oysa para politikası desteklenmesi gereken politika. Yani orada bir ters bir durum var. Onun düzeltilmesi lazım. John Keynes'den bir soru var hocam. Mavi hocam John size. John Keynes, evet. Bari Maynard'ını da rumuz olarak mı kullanılıyor tabii, bu tabii. isimler? Rumuz, evet evet. Şeyden şöyle, Merkez Bankası Başkanımızın son enflasyon sunumu toplantısında bahsettiği dinamik optimizasyon sorunu doğru bir tespit midir diye soruyor ve sonrasında Merkez Bankası tarafından atılan adımları nasıl değerlendiriyor Mavi hocamız? Ya, Merkez Bankası'nın attığı adımlar doğru adımlar, geç kalmış. Ama tabii başkan yeni, ona bunu mal etmemiz çok kolay değil tabii. İdare devamlı gerçi ama yani geç kalmış doğru adımlar. Fakat bazı şeylerde mesela faiz gibi bir olayda geç kaldığınız zaman şeyi çabuk toparlayamıyorsunuz olayı. Yani ben bunu hep söyledim. Mesela ben yapılan şeyin doğru olduğu kanısındayım. Faizi birdenbire enflasyon seviyesine çıkarırsanız birçok şirket elinize kalır. Yani... Çünkü biz bankalara %10'la, %12'yle, 8'le devlet tahvili sattık zorla. Hala satıyorsunuz. Hala satılıyor. Şimdi bunlar elinizde kalır. Yani çöp haline gelir. Sanayi şirketleri de öyle ucuz faizle krediler aldılar. Birdenbire bunların şey. Dolayısıyla bunu tedrici arttırmak eski dille. Yani yavaş yavaş arttırmak oraya gelir. Bu doğru bir tercih. Fakat bunun yanına bir şeyler koymanız lazım. Yani bunu böyle arttırmaya başladığınız zaman yanında bir sosyal, siyasal bir takım değişiklikleri yapmanız lazım. Hukuktan yani, bahsettiniz biraz yani önce. Birinci var, adım olarak. Şey var yani mesela komşularla ilişkilerimiz var ya. Yani bizim her halükarda gidip Suriye ile oturmamız lazım yani. Gel beraber oturalım bu olayı nasıl çözeceğiz yani. İcabında üste para verip bu insanların bir kısmını yollamamız lazım. Yani tamam mülteci aldık, göçmen aldık falan, geçici dedik falan ama bir kısmına da, epi bir kısmına da bunların vatandaşlık verdik yani. Bari onu yapmayalım. Yani herkes alıyor mülteci ama vatandaşlık vermiyor. Yani bizim kadar ucuz ve kolay vatandaşlık veren dünyada hiç kimse yok yani. Dolayısıyla yani bütün bunları bir şey olarak, bir yapısal reformlar paketi olarak ortaya koyup hepsini gündeme getirip yavaş yavaş çözmeye başlamamız lazım. Bunu erteledikçe gidiyor olay. Ali Bey demiş ki 2000 sonrası kolay borçlanmayla gelen büyümenin bedelleri mi ödeniyor ekonomide? Işın Hocam. Ben önce bir cümleyle Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım meclisteki konuşmasında enflasyonun yükselmesinin nedenlerini 10 madde olarak çok doğru açıkladı. Onu çok dikkatle okudum ve inceledim. O bakımdan Türkiye'de yapılan en iyi enflasyon analizlerinden birini Merkez Bankası Başkanı yaptı ve çözümlerini de önerdi. Ben o anlamda başarılı olmasını da dilerim. Ve cari işlemler açısından tutun enflasyonun nedenlerini sayan 10 madde çok iyi analiz edilmiş ve kritik cümleler içeren bir tabloydu. Bunun panzehirlerini yani karşı uygulamalarında geliştirileceğini umuyorum. O bakımdan ben Merkez Bankası'nın başarılı olmasını temenni ediyorum. Ama Merkez Bankası bağımsızlığı da benim temennim kadar önemli. Bağımsızlık vazgeçilmez bir olgu Merkez Bankası'nda. Hepimiz aynı temenniyi paylaşıyoruz hocam şüphesiz çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Evet. Geminin dümenini evet. de iyi yönetmek lazım. Orada da kaptanın beklentileri iyi algılaması çok önemli. Biraz artık isterseniz buradan... Deminki sorunuza cevap vermedim. Evet buyurun hocam özür dilerim. Bir daha sorar mısınız? Bir daha sorayım. Hocam ama kaybettim şimdi o tüt gelmişti bir saniye. Yo boş vermek yok. Bulacağım hocam bir saniye. 2000 sonrası kolay borçlanma ile gelen büyümenin bedelleri mi ödeniyor? Ali Bey sormuştu. Buldum. Kurun Buyurun. Düşük olmaz. Kurun, hocam üçüncü evet. bir kez söylemeyeceğim bakın. Üçüncü defa da rica edebilirim ama. Biz yedi defa düşsek de sekizinci defa kalkmaya çabalayan bir ülkeyiz. Doğru söylüyorsunuz. Ne dersiniz peki bu soruya cevabınız hocam?
yani geçmişten bu yana Türkiye gerçek bir büyüme çizgisini oluşturacak yapısal dönüşümlerin Avrupa Birliği tam üyelik yolu açıldığı zaman uyguladı. Onun dışında uyguladığını düşünmüyorum. Peki. O şeyin kur etkisi herhalde esas sorulan orada. Yani kur düşük kaldı. Bol para girişi nedeniyle yani 2001 krizi sonrasında IMF programı boyunca aşağı yukarı bir 10 yıl 1 dolar eşittir 1,5 lirada evet. kaldı. Ve toplum kendini çok zenginleşmiş hissetti. Ve herkes arabaları değiştirdi. Çok inşaat sektörüne kaynak ayırdı. İnşaata da kayıldı. Ve burada bu nedenle bir sıkıntı var. Yani bu sıkıntının olduğu doğru. Fakat tek başına sebep bu değil. Orada çok yani önemli etkisi var. Bir Peki. şey var. Mesela aynı dönemde Çin ve Hindistan teknoloji yatırımlarına büyük kaynak ayırdı. Biz hiç yapmadık o işi. Ve biz alışveriş o dönemde biz de teknoloji yatırımlarına ağırlık vermiş olsaydık Çin ve Hindistan gibi çok başarılı olabilirdik. Bugün Çin ve Hindistan Asya'da da çok önde. O dönemi yöneten arkadaşlar inşaata gömdü parayı. Ve o arkadaşların çok büyük tarihi sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Ve inşaat sektörüne o 22 milyar dolar dış kaynak girişi ki benim hesaplarıma göre daha yüksek ciddi bir sıkıntı yaratmıştır. Ve Türkiye'nin verimliliğini en aşağı düzeye çekmiştir. O Hindistan'la bugün Türkiye'nin teknoloji düzeyini karşılaştıralım. Ne demek istediğim daha net. Çin'le Türkiye'nin teknoloji düzeylerini karşılaştıralım. Ne demek istediğim daha net anlatabilirim. Evet. Bir paylaşımda daha bulunmak istiyorum yine bize yazan izleyicilerimiz arasından. Just Human rumuzlu izleyicimiz demiş ki. Rumuzlar da ayrı bir şey. Onlar ayrı bir şey. Yani. Evet. Onu ayrıca evet, müthiş. Just Human güzel ama müthiş. Sadece insan. O hakikaten hepsi çok güzel eminim özene bezene seçmişlerdir sonuçta. Evet. Didem Hanım diyor İsrail-Filistin Savaşı'nda ilk gün İsrail borsası kırmızı mum ile açılış yaptıktan sonra yeşile dönerken bizim borsamız İsrail borsasından daha çok düşüş sağladı. Bizi etkileyen ekonomik durumu nedir ki savaş olan yerden daha kötü etkileniyoruz? Aslında buna değindik biraz önce hocalarım yani bu paylaştı. Bizi etkileyen şeyden ziyade borsanın son dönemde çok hızlı çıkış bu faizin düşük olması nedeniyle. Hızlı çıkış yaşamış olması. Bilmiyorum ama bakmadım İsrail borsasına. Muhtemelen İsrail borsası böyle olmadığı için ona az tepki veriyor. Bizimki evet. çok tepki veriyor. Biz biraz muhtemelen, daha evet. işlem hacmi yoğun bir dönemden yani son, geçiyoruz son dönemde, ve yükseliş çok, biraz çok daha sertti. Için bahane o, olarak da kullanılmış aynen, olabilir aynen. Düzeltmeler orada. Yapılıyor. Evet. Evet. Bu hafta hep böyle bir özellikle zaten dalgalı bir seyir izledi. BIST 100 endeksi de baktığımız zaman. Şimdi şunu da sormak istiyorum ben size. Maliye politikaları para politikasının önünde gidiyor dediniz. Özellikle vergi reformu tarafında. Ben de şunu merak ediyorum. Birincisi vatandaş olarak, ikincisi de hakikaten piyasaya kafa yoran biri olarak. Tüketimi kısmak için her türlü kredi muslukları kapatılıyor vesaire anlıyoruz. Evet, biraz yumuşak bir iniş sağlamamız lazım. Ve fakat tasarruf tarafıyla ilgili bir şey duymuyoruz mesela. Şimdi bütçe çalışmaları da başlayacak. Onları da belki bir sonraki buluşmamızda konuşuyor oluruz ama Mahfi Hocam yani nasıl olacak bu hani dolaylı vergiler? Sonuçta gelire yönelik olarak veya gelire endeksli bir vergiden de çok bahsetmiyoruz. Burada da bir reforma belki ihtiyaç var dedi Işın Hocam. Bu biraz böyle topyekün herkesin elini taşın altına sokması gereken bir Şimdi dönem burada, değil mi? Tabii kesin öyle de çok çelişkiler var meseleye baktığımız zaman. Yani para politikasına baktığımız zaman maliye politikasıyla çelişkiler içinde. Maliye politikası mesela ilginç bir şekilde şey yapıyor. Böyle daha değişik bir yön izliyor. Bu taraf daha farklı bir yön izliyor. Ama bütün bunların nedeni, şimdi tasarruf niye yapılır? İnsanlar niçin tasarruf ederler? Faiz elde etmek için değil mi? Çok net. Tabii. Başka bir nedeni olmaz. Yani hemen ertesi gün harcayacağı bir para varsa o ayrı. Ama uzun vadede niçin tasarruf eder? Mevduat faizi yüksek olacak. Bu da koyacak işte enflasyon %50, mevduat faizi de 55 ise tamam üstüne 5 puan aldım diyecek. Siz eğer enflasyonun, resmi enflasyonun 60,
faizin 40 olduğu bir ortam sunuyorsanız ve insanların kafasında da enflasyonun aslında %120-130 olduğu gibi bir izlenim varsa tasarruf gelişmez burada. Ya. Çok net yani. Niye tasarruf etsin? Tam tersine biz bu ortamla enflasyonu da beslediğimiz için insanlarda paradan kaçma eğilimi yaratıyoruz. Çünkü adam parayı tuttuğu anda daha kötü oluyor. Ve bu hep tartışılıyor böyle. Ya diyorlar işte sen böyle işler kötü diyorsun ama bak AVM'ler dolu. İşte herkes alışveriş yapıyor. Bütün kafeler, restoranlar tıklım tıklım, yollar otomobilden geçilmiyor. Bunlar aslında iyi bir ekonominin göstergeleri değil ki. Kötü bir ekonominin göstergeleri. Niye? Çünkü insanlar paradan kaçıyor. Gideyim bir an evvel iyi bir yemek yiyeyim, yarın yiyemem diyor. Gideyim buzdolabımı değiştireyim, yarın daha pahalı olacak diye düşünüyor. Arabamı değiştireyim, belli ki kur artacak, araba da pahalanacak diye düşünüyor. Bunların şeyi ile geliyor. Yani burada bizim şeyimiz yanlış faiz politikası maalesef. O yüzden de her şey yanlış gidiyor. Her davranışsal tarafı işte o döngüyü besleyen bir psikoloji, enflasyonun devam edeceği. Onun için de tasarruf gelişmiyor. Çok doğru bir. Bir de dolaylı vergilerin etkisiyle. O da var. Akaryakıt fiyatları, ulaşım fiyatları inanılmaz derecede olumsuz etkiliyor ve bu gıda fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. Yani insanlar bir birim fiyatlar artışından etkileniyorsa 100 birim etkileniyormuş gibi fiyatlarını ayarlıyor. Evet, çünkü geleceğe dair geleceğe bir belirsizlik var. Geleceğe beklentisi negatif olduğu yani için. Bunu diyor 100 liraya satarsam gelecek seferde ben bunu 100'e mi alacağım, 150'ye mi alacağım bilmiyorum. En iyisi 200 koyayım diyor. Evet, ve enflasyonu gıda fiyatlarında, konut fiyatlarında, ulaşım fiyatlarındaki akaryakıt belirsizlikler insanları çok olumsuz etkiliyor. Bu açıdan da vergi reformunu mutlaka yeniden düzenlemek lazım. Bu kadar yoğun enflasyonist baskının olduğu ortamda dolaylı vergilere yüklenmek ne kadar doğru bunu tartışmak lazım. Değil mi hocam? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yani ve, 50 toplam vergi dolayı gelirlerinin %70'i, 80'i dolaylı vergilerden elde ediyorsunuz. Böyle bir ülke yok gerçekten. Şimdi efendim biz bu programı tabii canlı seyirci önünde çektiğimiz için arada dönüp böyle değil mi hocam diye sorabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben bir reklam arasında daha gideceğim. Hayır, hiçbir şeyi kesmiyoruz. Aynen olduğu gibi yayınlarıyoruz. Ama bir reklam arasına gidelim. Dönüşte kaldığımız yerden artık son viraja devam edeceğiz. Deneyim konuşuyor devam ediyor efendim. Dediğim gibi son virajda değerli hocalarım Profesör Doktor Işın Çelebi ve Doktor Mafi Eğilmez'le artık belki de önerilerini almaya başlayabiliriz. Ya bir sonraki buluşmamıza kadar ne olsun istersiniz? Hani bir ay kısa bir vade ama neler yapılsa ne tür sonuçlar alırız? En azından bir başlangıç olması anlamında. Mafi hocam neler yapılması lazım? Bir de elbette bir izleyicimiz yine beni uyandırdı, böyle aklıma getirdi. Benim sormayı unuttuğum ama ya Didem şunu da atlamayalım dediğiniz bir şey varsa ne olur onu da ekleyin. Buyurun hocam. Evet, zor bir görev aldık ama peki. Yani bu güzel bir soru. Yani ne yapılması lazım geldi. Fakat başındaki bir ay lafı. O biraz tedirgin edici. Yani şöyle, ya bir ayda bir şey yapılmaz. Yapılmaz. Bir ayda çok bir şey. Bir ayda iletişim yapılamaz mı hocam? Yapılır ama iletişim yapmanız için çok itibarlı bir ortamda olmanız lazım. Yani sizin itibar görüyor. Artık mesela şunu yapacağım dediğiniz zaman Türkiye'de çünkü bu sözler çok verildi. Sadece bu dönemde değil, geçmişte de böyle oldu. Yani orta vadeli program açıklıyorsunuz. Orta vadeli programda diyorsunuz ki şunlar yapılacak. Artık insanlar onları dinlemek istemiyor. Yani ben de hep onu söylüyorum. Mesela kafanızda bir şey olacak. Orta vadeli program ne kadarlık bir süreyi kapsıyor? 3 yıl. 3 yılın sonunda bir enflasyon tanımınız olacak. Var. Diyor ki mesela 3 yılın sonunda %20'ye ineceğiz. 2026'da Türkiye'de enflasyon %20'ye inecek. Peki bugün kaç?
61, 60. 60'tan 20'ye biz nasıl ineceğiz? Bunu anlatmıyor. İneceğiz. Şimdi buradan o 20'den geriye doğru, bugüne doğru her gün ne yapacağını yazman lazım. Bugün şunu yapacağım, şu gün şu kararı alacağım, bugün bunu yapacağım. Tabii bunlar aksayabilir ama ne yapacağının programı olması lazım. Ya plan böyle yapılır. Oradan geriye doğru geleceksin ya. Efendim 2026'da enflasyon %20 olacak. E niye 10 olmayacak ya? Tutma elini 10 olacak de. Yani ne yapacağını anlatmadığın sürece de gitsin. Şimdi onun için diyorum yani bir ay böyle hemen çözüm alınacak bir şey değil. Fakat bu bir ay aslında neler yapacağımızı kararlaştırabilmek için çok fazla bir süre bile. Yeterli bir süre. Benim kanaatim Türkiye'nin hiç zaman geçirmeden hemen oturup bir sorunlar envanteri çıkarması lazım. Türkiye'nin sosyal sorunları, Türkiye'nin siyasal sorunları, Türkiye'nin ekonomik sorunları. Bunların her birinin altında devlet buna hazırdır. Devletin bütün kuruluşlarını paylaştırırsın bunlar çıkar. Sonra bunlardan küçük olanları elersin, en ciddileri alırsın öne. Yani ne yapacağını ve bunlara başlarsın. Bizim bunları yapmamız lazım. Biz bir envanter çıkaracağız. Sorunlar envanteri. Bizim sorunlarımız ne? Bildiğimiz sorunlar var. Enflasyon. Tamam ama yani bizim başka bir sürü sorunumuz var. Yani sadece biz enflasyonla uğraşmayacağız ki. Yani siyaset sorunumuz var. Tabii. Komşularla sorunlarımız var. Hukuk sorunumuz var. Demokrasi sorunumuz var. Yüzlerce eğitim sorunumuz var. Türk eğitimi giderek düşüyor. Sayı artıyor. Kalite inanılmaz düşüyor. Mesela biz burada ne yapacağız? Kore mesela ne yaptı da 35 bin, bakın bir örnek vereceğim şimdi. 1980, Türkiye'nin kişi başına geliri $2,300, Güney Kore'nin $1,800. Bugün Güney Kore $35,000, Türkiye $10,000'ın biraz üzerinde. Bu ne yaptı da buraya geldi? Neydi bunun yaptığı şeyler? Biz ne yapamadık da gelemedik? Anlatabiliyor muyum? Ya bunlar yapılabilir. Bir ayda yaparsın bunu. Ama ondan sonra oturup bu gerçekleri kabul edip, hatanın nerede bizde olduğunu da kabul edip, biz mesela hata kabul etmeyen bir toplumuz. Kişi olarak da öyleyiz. Bizim çocuğumuz mesela zayıf aldıysa hoca kötüdür. Çocukta sorun olmaz. Hep böyle biz baktık olaylara. Oturup kendi nerede hata yaptık, bu hatayı nasıl düzeltiriz sorusunu sormadan yola çıkmamız mümkün. Yani bunları yapabiliriz bir ayda. Ama ondan ötesi öyle hep böyle beklenen şey böyle hop yapacağız enflasyon düşecek bilmem ne herkes iyi. Birdenbire böyle Türkiye'den biz bir Almanya yaratacağız öyle bir şey yok. Çiçekler böcekler yok, öyle kolay şey. Diliyorsunuz. Işın Hocam son 2 dakikada söz sizin, bir toparlayalım. 2 dakikamız var, buyurun. Biz stratejik plan uygulamasını Merkez Bankası'nın bağımsızlığının yanına mutlaka koymak lazım. Ne demek plan? Makro dengeler yani gelir gider dengesini, yatırım tasarruf dengesini, ihracat ithalat dengesini, ihracatın ithalatı karşılama oranını 85-90'a çıkarma dengesini ve sektörel programlardan gelen üretim ve arz ve talep dengesini kurmak lazım ve bunları çatıda birleştirmek lazım ve bu bir ciddi bir program. Aylık programlar bu kriz dönemlerinde ve üçer aylık programlarla yönetmek lazım. İkincisi biz önümüzdeki 9 aylık dönemde kızların olimpiyat şampiyonu olmasını programlamamız lazım. Bu çok önemli bir hedef bizim için. İkincisi siz Fenerbahçelisiniz ama Galatasaray'ın Bayern Münih'i yenmesini programlamamız lazım haftaya. Bunlar da çok önemli. Hocam oralara hiç girmeyelim isterseniz. Yani girdik, Türkiye puanı çıkmış açısından yurt dışında mücadele eden bütün takımlarımıza başarılar dileyelim biz. Olsun. Dileyelim ve yoksa buraya bu program uzar hocam. Böyle ben diyorum bilinçli olarak bunu söyledim. Ama çok teşekkür ediyorum. Bu arada lacivert acayip yakışmış. Size de yakışmış. Her programda lacivert giyin yani. Kravat alalım diyorsun. Alalım. Ben sarı ben kravatınız sarı benden hocam. Peki hocam. Peki. Çok teşekkür ediyorum Işın hocam. Ben de hocalığa terfi ettim bu arada. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Işın Çelik. Çok teşekkür ediyorum Doktor Mafia İlmez. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için, sorularınızı gönderdiğiniz için. Bundan bir ay sonra, bir sonraki ayın 2. Cuma günü Deneyim Konuşuyor'da tekrar buluşalım.